Evet sevgili akrepler, Venüs'ün tarot gezegenine hoş geldiniz. Şöyle koyayım, masumu kaybetmeyeyim. Sevgili akrepler, sevgili kötü gün dostu akrepler, sevgili sırdaş akrepler. Kasım ayında biliyorsunuz bir retro olacak ve bu retrodan en çok etkilenenlerden biri de siz olacaksınız sevgili akrepler. Evet, ruhsal ve fiziksel sağlığınıza Kasım ayında biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Kulağınıza laf, söz gelebilir sevgili akrepler. Umursamayın diyorum. Çünkü retro Merkür gezegeninde oluyor ve Merkür biliyorsunuz iletişimden haber verir. Retro yaptığında da birbirimizi yanlış anlamalar söz konusu olabilir diyorum. Peki ikili ilişkilere dikkat çekiyor bu retromuz. Şöyle yapalım. 12 Kasım'da Boğa burcunda dolunay olacak. Bu da ikili ilişkilerde tekrardan dikkat çekecek. Şurada bir kart görüyorum ben. Şurada bir kart görüyorum. Farklı destelerden bir kart karışmış buraya. Evet, aldım onu. Evet. Peki iş ortağı, eş ile ilgili motivasyonunuz ön planda olabilir 12 Kasım'dan itibaren. Ama kararınızı 22 Kasım'a erteleyin arkadaşlar. Çünkü retroda sağlıklı kararlar verilmiyor biliyorsunuz. Ki bir de iletişimsizlik olacak diyoruz ya. Yanlış anlamalar, birden parlamalar gibi enerjiler söz konusu olacak. O yüzden kararlarınızı 22 Kasım'a erteleyin sevgili akrepler. 22 Kasım'dan sonra ise maddi konularla ilgili olumlu gelişmeler sizlerle olacak. 22 ya 3 hafta 3 hafta sabredin, ilişkilerinizde biraz dengesizlikler, iletişim dengesizliği özellikle olabilir. Bakalım aşk hayatınızla ilgili kartlarım ne söyleyecek? Şöyle bir bakalım. Sevgili akrepler, evet, tekrardan bir başlangıç yapmak için belki kafanızda bir takım şeyleri oturttunuz. Ben Kasım ayında ilişkime tekrardan şöyle bir ilişkimi gözden geçireceğim. Tekrardan başlayabilirim ile alakalı. Belki ilişkim çok artık monotonlaştı diyor olabilirsiniz, diyecek olabilirsiniz. Belki artık, belki partneriniz sizi artık eskisi gibi görmüyor da diyebilirim burada. Bunu kendinize göre yorun. İlişki monotonlaşmış olabilir. Tekrardan bir ilişkiyi masaya yatırıp ilişkisi devam edenler için söylüyorum bunu. Gel git olanlar için söylüyorum. Belki tekrardan ilişkiyi şöyle bir konuyu masaya yatırıp nedir, ne oluyor? Tekrardan sıfırdan başlayalım. Daha hani senin suçun ne, senin bu ilişkide yapman gereken neydi, yapmıyorsun, karşılıklı bir şekilde bir konuşma olup daha sonra da daha iyi gidebileceğini, şimdi burada bir otoriteden de yardım alabilirsiniz der ama çekindiğiniz, belki ilişkinize belki evlisiniz, evliliğinize karışan bir otorite, bir baba, bir anne, otorite bir figür olabilir. Bununla alakalı dediğim gibi ilişkiyi masaya yatıracaksınız. Bu ilişkimiz nereye gidiyor, ne yapabiliriz gibi olumlu yönde bir konuşma yapacak olabilirsiniz der. Evet, duygusal, karşınızdaki kişinin çok duygusal olduğunu, Kasım ayı içerisinde çok duygularının yoğun olacağını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi iletişimde biraz daha yumuşak olmaya çalışın. Çünkü özellikle gökyüzü hareketleri uyarıyor ve kartlar da bu doğrultuda çıktı. Bu doğrultuda devam ettiğinizde, biraz daha yumuşak davrandığınızda, çünkü dediğim gibi partneriniz son derece duygusal bir dönemden geçecek. Su grubu olması olasıdır sevgili akrepler, partnerinizin. Peki duygusal bir dönemden geçeceğini, eğer maddi sıkıntılarınız varsa aynı zamanda belki partnerinizin maddi sıkıntıları var. Belki bu maddi sıkıntıları ilişkiye olumsuz yansımış olabilir, ilişkiye yansıtmış olabilir. Bunlarda da bir başarı, bir tamamlanma olacağını gösteriyor kartlarımız. Dediğim gibi bir otorite figür, bu otorite figürden kaynaklanan, ilişkinizi etkileyen
olumsuz yönde etkileyen bir takım şeyler olmuş olabilir. Lakin bununla ilgili dediğim gibi bir çözüm belki içinizde ya belki de partneriniz bunu böyle düşünüyordu. Sizden taraf bir otorite figür vardı. Ama bununla ilgili bir çözüm ilişkiyi çok kötü etkilemiş bu kişi. Anne olabilir, baba olabilir. Hani bir yardım alacağınızı ve bu ilişkiyi masaya yatırıp tekrardan dediğim gibi bu kartımızda aynısını verdi. Burada da aynısını görüyorum. Bu konuyla alakalı bir çözüm üreteceğinizi söyler kartlarım. Evet, bir uyum içerisine gireceksiniz. Belki ilişkiniz bir boyut atlayabilir. Küs olanların da agresyondan uzak durduğunuz sürece ex partnerinizle bir buluşma olabilir diyor arkadaşlar. Peki 3, 4, 5, 8 vakit sonrasında diyor. Agresyondan uzak durduğunuz vakit ex partnerinizle, çünkü sanki bir iletişim haline geçeceksiniz de o iletişim haline geçtiğinizde sanki böyle kılıçlar çekilecek, sanki böyle bir patlama, içinizde biriktirdiğiniz şeylerin patlamasını yaşayacaksınız gibi bir denge görüyorum orada. Daha doğrusu dengesizlik diyeyim ben ona. Devam edelim. Evet, kadın olan, bakın, evet. Şimdi maskeler düşecek. Eğer bir karşı taraftan size doğru bir maske takılmışlık, böyle bir enerji, böyle bir şey söz konusuysa kesinlikle bu maskelerin düşeceğini söyleyebilirim. Belki şimdiye kadar size olan sevgisi vardı ama göstermiyordu. Ama bu saatten sonra kesinlikle sevgisini göstereceğini söyler. Kupa kartları çok ağırlıklı çıktı. Karşılıklı duygusal bir ay içerisine gireceksiniz. Dediğim gibi partner su grubu da olabilir. Peki, çok sinirlisiniz, çok agresifli görüyorum sizi. Ben biraz sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Ani yükselmeler yaşayabilirsiniz, ani sinirler yaşayabilirsiniz. Aman, aman diyorum. Bu konuda çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer sinirlerinize hakim olursanız, hani bu keskin kararlarınızı 22 Kasım'a bırakırsanız, çok güzel, bakın bir gök kuşağı görüyorum burada. İlişkide bir renklenme olacağını görüyorum ama biraz da böyle yeşil enerjinin böyle cin fikirli olacağını, daha hani daha bir cin fikirli, daha böyle kafası çok çalışacak falan ama dediğim gibi bu retrodan kaynaklanıyor arkadaşlar. İletişimi tekrardan diyorum, çok 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 dikkat edin. Bunun dışında bakın, buna dikkat ettiğinizde ex partnerle alakalı bir iletişime geçeceksiniz ya, o öfkenizi yuttuğunuz, kontrol altına aldığınızda her şeyin güzel olacağını söylüyor. Peki şu otorite, bu otorite figürüyle de alakalı bu sorunun da üstesinden geleceğinizi söylüyor. Ama ani keskin kararlar alabilirsiniz. Bunları yapmayın. Bunları 22 Kasım'a kadar yapmayın. İlişkiye dair ani keskin kararlar almayın der kartlarımız. Devam edelim bakalım sevgili akrepler. Çok severim akrep burçlarını. Ser verirsiniz, sır vermezsiniz. Gerçekten kötü gün dostusunuz. Peki. Tabii intikam ateşiyle de yanıp tutuşursunuz. Zaten kartlarda da verdi onu. Peki. Zaten burada da siz çıktınız. Bu dönem içerisinde kesinlikle ve kesinlikle sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor. Oraya geleceğim zaten. Evet, bir yüzleşme yaşayacaksınız. Pentagram kartı bir yüzleşme yaşayacağınızı, bu yüzleşmeden sonra dediğim gibi bu yüzleşme şu otorite figürle alakalı olabilir. Bu, belki o kişiyle bir yüzleşme yaşayacaksınız. İlişkiyi masaya yatıracaksınız. İlişkiyi etkileyen bir başka bir şahıs var dedim ya. Belki o şahısla ilgili bir yüzleşme, belki onunla tekrar bir araya gelip, hani partneriniz sizi o şahıs bir araya gelip belki
tekrardan bu ilişkiyi masaya yatırıp sizin için olumlu kararların alınacağını da söyler. Evet, şanslı bir dönemdesiniz. Bakın, retrolar sadece öcü değildir. Retroları lehinize de kullanabilirsiniz. Yani olumlu anlamda da size olumlu enerjiler de verebilir. Çünkü geçmişte yarım kalan bir takım şeylerin tekrar sizin mesela yarım kaldı. Bir şekilde yarım kaldı. Ama onu tekrar retro ile beraber devam ettirebilirsiniz. Önünüze gelebilir, çünkü aşk iş devam ettirebilirsiniz derken bu fırsat önünüze gelir, ama bu fırsatı 22 Kasım'dan sonra tamamlıyoruz, devam ettiriyoruz ya da 22 Kasım'dan sonra bu fırsatı kullanıyoruz, tamam mı arkadaşlar? Evet, şans, balık kartı şanstır, kısmettir aynı zamanda. Duygularınıza, sezgilerinize zaten burada da çıktı. Burada da duygularınıza, sezgilerinize, partnerinizle alakalı vereceğiniz kararlarda duygu ve sezgilerinize kesinlikle önem verin. Ama biraz da hani öfke, agresyondan uzak durarak yapın bunu diyor. Şimdi evli olup da belki mahkeme süreciniz var diyor, olabilir. Ama bu evli olanların da tekrardan bir araya gelecek, aslında bu mahkemenin olmayacağını, tekrardan bir toplanma, toparlanma olacağını zaten başarı kartıyla beraber verdi. Hani dedim ya, belki maddi sıkıntılardan dolayı bir kopuş oldu falan. Bunların 8 vakit sonra tekrardan bir konuşma. Burada bakın, burası ayrı. Burası ayrı. Burası dedik ki imparator bir otorite figüründen bahsetti. Burada da parayla alakalı yine ilişkinizde para sizi etkilemiş olabilir. İlişkiyi negatife götürmüş olabilir. Bunların da çözüme kavuşacağını söyler. Şimdi evet, dediğim gibi bu kişiyle, bu otorite figürle birebir doğrudan iletişim, bu kişiyle bir yüzleşme yaşayacağınızı söylüyor kartlar. Biraz evet, ketum olabilirsiniz. Lakin dün de zaten bir meditasyon yaptık. Affedin, affedin, affedin. Önünüzün açılması için, yolunuzdaki engellerin açılması, yok olması için affedin. Kendiniz için affedin. Lütfen affedin. Lotus kartımız çıktı burada. Evet, burada da para kartı ve geçit. Evet, hakikaten ilişkinizle alakalı o bilgiler size evrenden kesinlikle ve kesinlikle gelecek. Bir geçiş dönemi yaşıyorsunuz ilişkisinde gelgit olanlar. Bu geçiş dönemini çok aslında kolay atlatabilirsiniz. Çünkü şanslı bir dönemde olduğunuzu kartlar söylüyor. Sizin de maddi bir durum, maddi durumunuzla ilgili bir sıkıntı varsa, siz de maddi durumunuzla alakalı sezilerinize güvenerek bir toparlanma yaşayabilirsiniz. 12 Kasım itibariyle evliliklerinde dediğim gibi sıkıntı yaşayanlar, evet, benim kafamda bir takım evliliğimle alakalı, beraberliğimle alakalı bir takım şüpheler var diyorsanız, bu şüpheler artık son bulacak, kalkacak der kartımız. Aynı zamanda sevgili akrepler, Kasım ayında evlilik kararı da alabilirsiniz. Çok net. Kasım ayında evlilik kararı alabileceğinizi söyleyen bir kart çıktı burada. Ama şimdi bu kararı sadece alın, uygulamayın. Tamam arkadaşlar, gül kartımız ve kudret kartımız. Kesinlikle ve kesinlikle evliliğinizde toparlanmanın olabileceğini de söyleyebilirim. Geçmişle yüzleşeceksiniz, ama bunu yaparken diyor kesinlikle agresyondan uzak durun. Bu tarz enerjilerden uzak durun. Birden dediğim gibi yükselme yaşarsanız bir kopuş yaşayabilirsiniz diyor. Kılıç kraliçesi ve ejderha kartı çıktı. Geçmişten gelen, belki geçmişle alakalı bir takım ilişkinizde sizden saklanan bir şeyler vardı. Belki siz bunları, siz sezgili insanlarsınız. Belki siz bunlardan şüpheleniyorsunuz. Evet, bunlar açığa çıkabilir, ama diyor öfkenizi kontrol altında tutun diyor. Çünkü bakın, burada yonca kartı şanstır, talihtir. Evet, sezgilerinizden de bahseder. Bu akrep Merkür retrosunda akreplerin sezgilerinin daha da tavan yapacağını söylüyor. Kasım ayında elinizde istediğiniz, evrenden istediğiniz o kaynak, o şeyler neyse, maddi manevi elinize geleceğini, bir soru var, soru işareti var kafanızda. O soru işaretleri neyle alakalıysa, aynı zamanda bunların cevapları da karşınıza, size bir şekilde geri gelecekmiş. Çok güzel çıktı akrepler. Harika. Bakalım enerjiniz ne boyutta olacakmış. Özellikle agresyona dikkat dedi kartlar. Gördünüz mü?
Evet, dünya ayağınızın altına serilebilir diyor. Bu böyle bir enerji içerisinde olacaksınız. Özellikle Kasım ortasından itibaren bunu daha çok hissedeceksiniz sevgili akrepler. Bakalım değişim dönüşüm tarotumuz neler söylüyor akrep burçları için. Çok güzel dostu olur akrepten. İçimdeki şifacının uyanmasına izin veriyorum. Şu andan itibaren hayatımın bütün alanlarında ruhumu, aklımı ve bedenimi olumlu düşünerek ve hissederek şifalandırmaya niyet ediyorum. Zaten ne dedim? Agresyonu bir kenara atın. Her şeyi olumlu düşünün, olumlu bakmaya çalışın. Hesaplaşmalarınız varsa bunları 22 Kasım'a erteleyin. 22 Kasım veya daha ileri bir tarihi erteleyin arkadaşlar. 22 Kasım'a kadar yani verdiğiniz kararlar doğrultusunda bir adım atmayın. İçindeki şifacının uyanmasına izin veriyorum. Şu andan itibaren hayatımın bütün alanlarında ruhumu, aklımı ve bedenimi olumlu düşünerek ve hissederek şifalandırmaya niyet ediyorum. Olumsuz düşünerek evet ruhunuz, aklınız ve bedeninizde bir takım rahatsızlıklar olabilir. Sırf olumsuz duvarın hem insanı gam yıkar diyoruz ya. Bu olumlamayı 21 gün okuyun. İyi gelecektir size. Başka söylememiz gereken yok. Her şeyi söyledik. Öfkenize sahip çıktığınız sürece her şeyin hallolacağını söyleyen kartlarımız çıktı. Peki sevgili akrepler, sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve her zaman dediğim gibi hoşça kalın, aşkla kalın.